Şehri İstanbul'un unutulmuş bir semtinin unutulmuş bir lisesi yanmış, 7 öğrenciye ilçede okul bulunamamıştı. Ne demek yani herkese okul bulduk da biz size bulamadık? Ağzının yüzünü kıracaktım da zor tuttuk yani. Sonunda ilçedeki özel girişim koleji pek gönüllü olmasa da açtı kapılarını bizim 7 deli fişeğe. Yeni okulunuzun idaresiyle görüşmem düşündüğümden biraz daha uzun sürdü de. Yeni okulunuz mu? Böyle bir okula geleceğimi bilseydim okuldan önce ben yakardım zaten be. Yeni okulları girişim koleji çok modern, çok havalı bir binaydı. Havalı bir de müdürleri vardı. Esma Sultan. Gördüğünüz gibi bu okulda istemiyorlar sizi. Ben de istemiyorum. Lakin Orço halinden memnundu. Çabuk kaynaştı yeni arkadaşlarıyla. Anis, Calimero. Eyvallah Burkan kardeşim, mavişim benim. Karabiber'in ise okulda hademelik yapan annesi yüzünden endişeleri vardı. Kızım, söz ver bana. Kimse annem olduğunu bilmeyecek. Sen benden tanıyor musun? PC'nin renkli kişiliği yüzünden başı dertteydi. Herkes saçımı soruyor. Herkes aynı cevap vermekten sıkıldım ya. Kartopu. Salça bol bol dedikodu malzemesi üreteceğinden pek sevinçliydi. Ay ben onlara daha tedavisi bulunmamış bir hastalıkla bulaşacağım anacığım. Dedikoduyla. Ahan da buraya yazıyorum, bana da salça demesinler. Trafonun da kanı kaynamıştı hemen yeni arkadaşlarına. Gözünü sevdiğimin devlet lisesi be. Cimbomsa görür görmez anlamıştı rakibinin kim olacağını. Aslına bakarsan buradan bakınca senin oturduğun yerde boş görünüyor. Yedili'nin sakin gücü Bayrampaşalı'nın işi zordu. Hem okulu hem arkadaşlarını idare etmekte zorlanacaktı. Ya Trafo, dikkat ettin mi abi? Günde 100 kere sana sakin ol diyorum. Abi ne gerek var ya? Lan sok şunu cebine. Sigortalar aşağıda olsun Trafo. Şş abi sakin ol. Trafo. Tamam abi gerek yok şimdi. Trafo tamam abi sakin. Tamam Trafo abi hadi gidelim. Topraklarından uzak büyümeye çalışan 7 karanfildiler artık. Veya yeni okullarındaki ismiyle pis yedili. Ya paşa, ben evde kalayım artık ya. Allah Allah, o nereden çıktı oğlum şimdi? Ya oğlum böyle saklan saklan nereye kadar ya? Bu herif benim izimi kaybettiğini düşünüyorsa zaten çoktan basıp gitmiştir. Ha illa bulacağım diyorsa da zaten gelir orada da bulur, burada da bulur. Yani sana Gülseren teyzeye, Gülcan'a tehlikeye atmaya ne anlamı var yani? Ya Mert, bu kanlım dediğin adam seninle aynı yaşlarda değil mi abi? Ha öyle galiba. E ne yapacak? O kadar insanın bulunduğu eve dalacak hali yok ya. Hadi daldı diyelim. Bizim elimiz armut mu toplayacak? Yok abi. Biz ne kadar bir aradayız o kadar iyi. Ya paşa benim içim rahat etmez. Hem dedem evde yalnız abi. Ya Mert. O zaman da benim içim rahat etmez kardeşim. Abi niye rahat etmiyor için ya? Ya sonuçta ben sizi bırakıp bir yere gitmiyorum ki. Of be. Karın tutun.
Beni tanıdın mı? Tanımadım. Ama Kargıllardansın belli ki. Adım Vedat. Amcanın öldürdüğü Mürşit Kargılı'nın oğluyum. Amcam benim babama bu kadar vakit tanımadı ama sen son duanı edebilirsin. Arkadaşım dur. Paşa çekil. Sen karışma kardeş. Sen karışma. Bu kara tütünle bizim aramızda. Bu adam benim kardeşimden de öte. Eğer onu vuracaksan beni de vuracaksın. Paşa, Allah'ını seversen bas git buradan. Olmaz Mert. Vedat kardeş, senin seçtiğin yol yol değil. Törenin kimseye faydası yok. Töre fayda aramaz. Babamın kanını temizlemeye gelmişim. Sonra ne olacak ha? Ömrünün sonuna kadar hapislerde çürüyeceksin. Kanımız yerde kalmayacak. Ya paşa bırak. Ne yapacaksa yapsın ya. Lan Vedat mısın nesin? Vuracaksan vur beni ama bu adama dokunmayacaksın, tamam mı? Bu adamın seninle alıp veremediği hiçbir şey yok. Vedat sakın. Beni dinle. Bir dakika olsun beni dinle. Kanlının arkadaşı olarak değil. Benim babam öfkesinin kurbanı oldu ve hapishanelerde çürüyor. Babası olmadan büyüyen bir akranın olarak dinle. Bu çocuğun sülalesinin yarısı bu saçma sapan kan davası yüzünden öldü zaten. Muhtemelen senin de öyle. Ama o bir seçim yaptı. Ve bu kanlı mirası reddetti. Hadi Vedat kardeş. Bırak o silahı elinden. Yoksa kimin neden çıktığını hatırlamadı bir kavga yüzünden iki tane gencecik hayat sönecek. Değer mi ha? Bir töre uğruna değer mi? Amcası babamı öldürdü. Ya sen ne yapacaksın? Onu vurup ne yapacaksın? Sen hapishaneye gideceksin o mezara. Ne olacaksa olacak. Sen de mezara gitmek istemiyorsan kaç git. Paşa. Bırak dilini yorma boşuna ya. Bu küçüklüğünden beri intikam yeminleriyle büyümüş. Bundan sonra kararı değişmez artık. Allah'ını seversen git paşa. Bak sana yalvarıyorum git. Benim canımın bana emanet olduğunu ben zaten biliyorum. Ama sana bir şey olursa öteki dünyada da bana rahat yok kardeşim. Olmaz Mert. Peki ben en yakın arkadaşım burada ölüme terk edersem bu dünyada cehennem hayatı yaşamaz mıyım ha? Son duanı et kara tütün. Eğer başaramazsak öte tarafta buluşuruz kardeşim. Bana bir şey olursa Gülcan ve annem sana emanet. Ya paşa bir kere de beni dinle bas ki çoktan ya. Ya beraber ya hiç Mert. Madem son duanı etmiyorsun benden günah gitti. Ne oluyor burada lan? Film mi çekiyoruz? Mert yürü. Araba çarptı. Ölmüş mü? Baksana. Nabzı atıyor. Ambulans. Ambulans çağıralım. Bırak şimdi ambulansı. Bırak. Öyle yetişmez. Ölür gider adam. Yemin ederim yüzden önüme fırladı. Vallahi görmedim. Ya bırak şimdi abi. Görmüyor musun? Adam yatıyor. Hastaneye götürmemiz lazım. Hadi yardım abi, et. Hadi. Aa.
Ya kardeşim bassana işte, yol bomboş. Niye yavaş yavaş gidiyorsun ya? Ya daha ne basacağım ya? Basıyorum işte. Tamam Mert. Tamam kardeşim. Gidiyoruz. Dayan kardeşim. Dayan. Kim bu? Arkadaşınız mı? Evet. Yani hayır. Ya neyse ne, sen önüne bak. Bırakma kendini, bırakma. Hem ben bilmiyor muyum, sizde var ya keçi inadı var. Siz kargıllar var ya. Bırakma kendini. Mert. İsmin ne adamısın biliyorsun değil mi? O nereden çıktı şimdi ya? Nereden çıktısı var mı oğlum? Biraz önce adam seni vurmaya çalışıyordu. Şimdi adamın canını kurtarmak için hastaneye yetiştirmeye çalışıyorsun. Onunla bu bir mi ya abicim şimdi ya? Allah Allah, adamı ölüme mi terk edeceğiz orada? Orası öyle tabii. Hem ben bu iyileşsin de ağzını yüzünü kırayım diye götürüyorum hastaneye. Tefeciden para aldığı için mahallenin ortasında karısı İfrit teyzeden dayak yiyen Mümin amcanın torunu Sadullah var ya. Aa, bizim Sadomazo. Ne olmuş Sado'ya? Ne olacak? Renkli istop oynarken balkona kaçırdı topu. Ben de kaptığım gibi başlayıverdim pilatesi. Ay, bu mu yani? Üf, milletin ağzına sakız mı edeceksin Allah aşkına bize? Bir gören olacak şimdi. Bak, perdeleri de açmış sonuna kadar. Kız, utanıyor musun sen yoksa kardeşinden? Ay, senden utanır mıyım kız? Kardeşimden utanır mıyım ben hiç? Senden utanmıyorum ama şu yaptığından utanıyorum. Bak televizyondakilere, sonra bir de kendine bak. Oluyor mu hiç? Oluyorsa oluyor de. Aha şurada yüzün. Sen bak, sen söyle. Ben başka bir şey söylemiyorum artık. Ay, sonra da dedikodu yaptı oluyor ayol. Allah Allah. Neyim eksik kız benim onlardan? Eksiğin yok şekerim, fazlan var. Fazla fazla var o fazlalardan. Bir kere bak, televizyondakiler pilates yaparken topları kocaman görünüyor. Sen pilates yaparken top görünüyor mu? Görünmüyor. Neden görünmüyor? Kiloluyum yani ben. Yani kilolu demeyelim de hafif biraz toplusun yani. Al, sen de toplu ol. Kemiklerim yine bir kere benim. Kemiklerim, anladın mı? Seninle kesinlikle konuşmuyorum. Bundan sonra ağzımdan tek bir dedikodu bile alamayacaksın. Kız, gel buraya kız. Kardeşler arasında küslük olmaz. Ay, hatırlamıyor musun? Nebil amca oğlundan habersiz böbreğini sattı diye küstüler de mahalleli bütün sene dedikodularını yapıp alay etti onlarla. Sattığı böbreğinden taş çıktı diye. Kız, kime diyorum? Alo, anası kanıklı. Düş yakamdan. Sana seninle konuşmuyorum demiştim. Bunu sen de bütün mahalleli de bilin. Hem senin yüzünden pilatese de küstüm. Yapmayacağım. Aman, pilates de sana bayılıyordu. Yapmazsan yapma ayol. Ben de kendi kendime yaparım dedikodumu. Allah Allah. Kimse yok mu? Yardım edin. Yardım edin lan. Yardım etsiniz lan. Kaza yaptı. İlgilensin birisi hadi. Beyefendi, kayıt için kimlik bilgileri lazım. Ya ne kimlik bilgisi? Çocuk ölüyor burada ya. Allah Allah. Doktor falan yok mu? Doktor bey, trafik kazası. Kanaması var. Hemen içeri alın. Her ihtimale karşı ameliyathane hazır edin. Siz burada kalın. Ya yemin ederim bilerek çarpmadım ya. Benim çoluğum çocuğum var. Hapishanede mi çürüyeceğim ben şimdi? Tamam kardeşim, tamam. Biz her şeyi gördük. Tamam mı? Sen rahat ol. Dua edelim de bir şey olmasın. Eğer aksi bir durum olursa biz sana şahitlik yaparız. Görsün işte şerefsizler. Töre kurtaracak değil mi çocuğu burada? Of of. Teyzoşlar, okuldayken neler kaçırdım? Var mı dedikodu? Ne
Yok yok. Bu pek ayrı alamet değil. Kesin büyük bir dedikodu var. Hatta o kadar büyük ki siz bile böyle donup kalmışsınız ha. Tamam teyze hoş. Hazırım. Hadi anlat. Var, salçaların en güzeli var. Hem de dedikoduların en büyüğü var. Allah'ım biliyordum ya. O gün bugün teyze değil mi? O gün bugün. Tamam. Anlat teyze hoş. Kim? Kiminle? Nerede? Ne zaman? Bu teyzen olacak ablam var ya. Ha, Zarife teyze hoş. Ay, ayıp ayıp. Ben buradayken dedikodumu yapmayın bari. Bu teyzen olacak ablam. Karpuz topuyla pilates yapıyorum diye benimle dalga geçti. Karpuz topuyla? Bu mu yani sessizliğinizin sebebi? Hayır değil. Ben kendisiyle konuşmuyorum bir kere. Bunu mahalleye duyunca var ya. Otur kızı yerine, otur. Ben bir kere karpuz topuyla pilates yapıyor diye değil. Karpuz topuyla pilates yaparken top görünmüyor diye alay ettim kendisiyle. Yalan konuşmasın bir kere. Bir de utandı benden. Hem de mahalleli duyacak da rezil olacağız diye hem de. Aşk olsun teyzoş. Arife teyzoş karpuz topuyla pilates yapıyor diye utandın mı yani? İnanmıyorum. Kız sen de mi dalga geçiyorsun benimle salça? Gel. Sen de gel üstüme. Gel, gel, gel. Yok teyzoş. Ben sizin aranızı şey yapayım diye. Hiç yapma aramızı. Bu ara gayet iyi. Bundan sonra kendisiyle konuşmuyorum. Kendisine iletirsin salça. Arife, söyle şu salçaya seninle konuşmadığımı sana söylesin. Esas sen söyle şu salçaya da benimle konuşmadığını yüzüme doğrudan söylemeni söylesin. Ay, çok da umurumdaydı. Konuşmasan konuşma. Ha, senin umurunda benim çok umurumdaydı. Esas sen konuşmazsan konuşma be. Abla dedik bağrımıza bastık. Bundan sonra senin gibi bir ablam yok benim. Salça kız, koş bütün mahalleliye yetiştir. Artık Arife'nin Zarife diye bir ablası yokmuş de. Atın kız yerine. Bittim ben ya. Bittim. Paşa, niye bunlardan ses soluğu çıkmadı ya? Öldü mü kaldı mı bu çocuk ya? Ya biri söylesin, öldü mü kaldı mı biri söylesin ya. Tamam oğlum, sarma millete. Ellerinden geleni yapıyorlardır, merak etme. Ha? Vedat Kargı'nın yakınları sizsiniz değil mi? Evet, biz getirdik. Durumu nasıl? Sıkıntı yok inşallah. Sıkıntı derken? Allah Allah, yani yaşıyor mu, öldü mü, kaldı mı bir şey söyleyin ya. Tamam kardeşim, sakin. İlk müdahale yapıldı. Tomografiler sonucunda beyinde bir hasar görünmüyor. Acilen kan verilmesi gerekiyor. Elimizdeki bir üniteyi verdik ama daha ihtiyacı olacak. Eğer sıfır RH pozitif kan grubu olan tanıdığınız varsa... Tamam ya, benim sıfır RH pozitif, tamam. Ben vereyim. Yok artık. Şaka gibi ya. Nasıl? Yok bir şey yok. Nerede veriyoruz kanı? Bir üst kata çıkın, size yardımcı olacaklar. Adama bak ya. Canını almaya geldi. Kanını alacak, iyi mi? Abi zurna da peşref olmaz. Hadi battığımıza ne çıkarsa. Kolay gelsin. Ben bu kazada yaralanan arkadaş var ya, ona kan vereceğim. Vedat Kargıl için mi? Aynen. Kan grubunuz sıfır pozitif mi? Yok, negatif. Ama ben illa da vermek istiyorum. Allah Allah ya. Herhalde sıfır pozitif. Niye vermek isteyeyim o zaman ben kan? Oğlum sen normalde de gerginsin zaten. Hastaneye geldiğin iyice atarlandın ha. Biraz sakin ol. Kız işini yapmaya çalışıyor. Şu an doldurmuşlar. Bu ne ya? Kan vereceğiz. Sınav yapıyorlar. Mert, bir bildikleri vardır kardeşim. Doldursan şunu. Evet. Hayır. Ne alakası var? Hayır. Son bir ay içerisinde ateşli hastalık geçirdiniz mi? Hayır. Bu ne ya? Al işte, ondan sonra da Mert sinirli, Mert agresif. Ne oldu oğlum? Son bir yıl içerisinde para karşılığında cinsel ilişkide bulundunuz mu yazıyor burada? Yani ne demek, hayat kadını mıyım ben? Bunu mu demek istiyor bana? Sanki teme çıktığımızı görmüşler ya. Oğlum Mert bir sakin ol ya. Sana hayat kadını mısın diye sormuyor. Hayat kadınıyla birlikte oldun mu diye soruyor. Sakin ol şampiyon. Ben sorunun öyle olduğunu anladım. De böyle mi sorulur, onu demek istiyorum. Metabolik bir hastalığı. Metabolik neydi lan? Thank you.
Ne oluyor? Neredeyim ben? Eşek cennetinde değilsin, merak etme. Hastanedesin. Nerede olacaktın? Kara tütün sana. Ha, sen şunu arıyorsun. Kardeşim, sana bir tavsiye benden. Eğer birini vuracaksan bir dahakine, önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bak. Hemşire! Nasıl salaklık yapıp kendini ele verme. Eğer bu adam seni öldürecek olsaydı, seni buraya getirip üstüne de kanını verip senin hayatını kurtarmazdı. Kanını verip mi? Demek sen bana... Tebrik ederim. Damarlarına kara tütün kanı dolaşıyor artık. Canını almaya geldin adamın kanı. Herkese nasip olmaz. Kıymetini bil. Ben... Sen şimdi uzun uzun düşün. Zaten bol bol vaktin olacak. Hadi geçmiş olsun kargılı. Hemşire! Kendine geldin demek. Arkadaşım Mert'e teşekkür et. Bu kan vermeseydi bir daha gözlerini açamayabilirdin. Neyse, ben doktor bey haber vereyim. Abiciğim, siz delirdiniz mi ha? Kafayı mı yediniz siz abicim, kafayı mı yediniz? Herif seni vurmak üzereyken Cenab-ı Allah size yardım ediyor. Adama geliyor, tak bir tane araba çarpıyor. Sen ne yapıyorsun ha, sen ne yapıyorsun? Ha, adamı kaldırıp hastaneye götürüyorsun. Bir de bu yetmezmiş gibi kendi kanını verip adamın hayatını kurtarıyorsun. Ha. İnan ne yapacaktık o zaman? Ne demek ne yapacaktık lan? Ne demek ne yapacaktık? Herif hazır yere düşmüşken ağzını, burnunu, sıratını... Adama. Oğlum, yere düşen adama vurmak bize yakışmaz. Vallahi güzel kardeşim, ona bunu bilmem. Ben manken gibi adamım. Bana her şey yakışır. Ulan var ya, hazır o şekilde yakalayacağım ben o adamı. Arabayı alıp üstünden geçmezsem şerefsizim. Bir de kaldırıp hastaneye götüreceğim. Orço, bir laf vardır ama bildiğini hiç sanmıyorum kardeşim. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı diye. Bir de acıma yetime döner koyar diye bir laf var. Onu biliyor musun sen paşa? Biliyoruz biliyoruz. Senden tecrübeliyiz biz. Rahat ol. Ya bırakın şimdi bunu da. Bu eleman hastaneden çıkınca gene senin peşine düşmesin. Vallahi silahı elinden aldık. Ama bunca olaydan sonra gene gelip bizi arayacaksa ona da yapacak bir şey yok. Gerçi ben o damarlarına nakşettiğim kara tütün kanına güveniyorum. Vallahi sen rahat ol kardeşim. Orça kardeşin her zaman senin yanında. Eğer o herif hastaneden çıkar, senin peşine düşerse ben var ya, yeminimi bozar, full kontağa başlarım. Dedin kaç diye, vay diye böyle tekrardan böyle alırım peşini. Orço, bırak kardeşim onu da. Biz dün Vedat'la sohbet ederken bol bol senin kulağını çınlattık, biliyor musun? Ne dediniz lan? Vallahi bizim Orçun diye bir kardeşimiz var. Süper esprili, süper yakışıklı, bir de süper bir çapkın bir adam dedik ya. Harbi mi? Vallahi bayağı uzun uzun senin hikayelerinden bahsettik kardeşim. Peki Aliş'ten de bahsettiniz mi? Aa, en çok da o konuya hayran kaldı zaten. Nasıl tavladı dedi öyle iki dakikada kızı. İşte meslek sırrı. Vallahi bir saat konuştuysak yarım saati Orçun hakkındaydı zaten. Orçun kara tütün aşağı, Orçun kara tütün yukarı. Eyvallah kardeşlerim benim, eyvallah. Gerçi malın iyisinin reklamı olmaz ama olsun be. Herif birazcık feyiz alsın. Karatütü mü ya? Karatütü mü dediniz ha? Karatütü mü dediniz? Karatütü, ne karatütü oğlum? Ne karatütün dediniz lan? Benim isim karatütün değil ki ha? Benim soy ismim Çolak oğlum ha? Benim soy ismim Çolak, Orçun Çolak. Karatütün değil oğlum benim soy ismim. Oğlum, sen benim kardeşim değil misin? Kardeşimsin. Ben de Vedat'a bahsederken öz kardeşim Orçun Karatütün diye bahsettim. Ne
diyeyim, her gün öz kardeşim değilim oğlum. Ben bunun öz kardeşimiyim paşama. Bunun öz kardeşimiyim lan. Benim için soy ismim Çolak ya. Vallahi benim için soy ismim Çolak ya. Niye böyle yapıyorsunuz oğlum ya? Şimdi herif çoğu seni vurmaktan vazgeçerse ben kardeşinim zannedip beni vuracak ya. Anneciğim ya. Anneciğim ya. Çelik tavalarımı da yanıma almadım ben ya. Hiçbir şey yanıma almadım ya. Beni vuracaklar ya. Bu yapılır mı lan bu bana? Yapılır mı bu bana? Rahatsız olmayın Hasan Paşa'm. Çay getirmiştim size. Zahmet etmişsiniz. Aman efendim, zahmet olur mu? Sizin zahmet dediğiniz benim işim. Yoğunsunuz galiba. Ya, not alıyorum. Unutuyorum artık. Songül Hanım, unutuyorum. Yaşlılık işte. Aman canım, yaşınızın daha neyi varmış? Genceciksiniz. Geçen doktora gittim de bir hap verdi unutkanlık için. Sonra o hapı unutmayayım diye bir hap daha verdi. Hatırı sayılır bir doktora gitmişsiniz. Dedi, gömleğiniz biraz üstü bozulmuş galiba ama. Sabah ütüledim ama işte elimizden geldiği kadar. Hay Allah. Keşke bir yerlerde ütü olsaydı, hemen yapıverseydim ben ama. Yoktu her şey. Canım, öyle ceketimin önüne ilikleyince bir şey olmaz. Siz o yüzden mi ben kapıdan girince ayağa kalktınız, ceketinizin önünü iliklediniz yani? Gömleğinizin ütüsü belli olmasın diye mi? Olur mu canım? Tabii ki olmaz canım, şaka yaptım ben. Kahvaltı yaptınız mı? Simit aldım. Şu programı hazırlayayım da sonra atıştırırım bir şeyler. Aa, olmaz öyle şey. Önce kahvaltınızı yapın, geciktirmeyin. Hadi bir an önce simitinizi yiyin, programı sonra yaparsınız. İyi ama program... Olmaz, 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 olmaz. Hadi, hadi, hadi. Hadi bir de şu kravatı bir sıkılaştıralım şöyle. Öyle. Ayna ile aram pek iyi değil Songül Hanım. Ben size ayna olurum. Tamam, ben daha fazla oyalamayayım. Siz işinizden gücünüzden. Afiyet olsun. Olur. Merhaba Hasan Bey. Murat Bey. Filiz Hanım'ı gördünüz mü? Bugün gelemedi. Hastaymış galiba. Hasta mıymış? Evet. Neyi varmış ya? Allah Allah. Durup dururken nereden çıktı bu hastalık? Neyse. Hasan Bey. Günaydın. Nerede kaldı bu kız ya? Kesin bir dedikodu duymuştur. Onun detaylarını araştırmaya gitmiştir. Kesin. Gelir şimdi. Anacığım, duydunuz mu? Sabah teyzenin gelini Asuman annesinin evine dönmüş diye. Sen nereden biliyorsun bunu? Aman ne bileyim, annemler konuşuyordu. Binnaz teyzeden duydum. Günaydın. Günaydın. Sen sormadan biz söyleyelim canım. Sabah teyzenin gelini Asuman annesinin evine dönmüş duyduk. Oho. O eski haber anacığım. Siz daha sayfanızı güncellememişsiniz. Sabah teyze dünürüne gitti de Asuman ablayla barıştı bile. Delisin sen ya. Hani biz sayfamızı güncellemedik de hani olur da böyle sen güncellersin diye biz böyle profil resmimizi değiştirdik, yerine böyle ağaç resmi koyduk. Vallahi eğer dedikodu peşinde koşacağım diye bizi burada sap gibi bekletirsen beklemeyiz, çeker gideriz, kimseye de anlatamaz. Ya kızım, günahımı alıyorsunuz şu an. Ben bunun için bekletmedim ki sizi. Ya niye beklettin? Arife teyzemle Zarife teyzem küstüler. İkisi de mi? Ne yaptın da küstürdün kadınları? Duyduğun bir şey mi söylemedin? Ya kızım, lafı kıymetlerinizle dinlemeyin ya. Benle değil, birbirleriyle küstüler, konuşmuyorlar. Niye, ne oldu? Sorma ya, pilates topu yüzünden. Ya kızım, şimdi sen böyle saçma bir giriş yapınca biz de kendimizi sormadan alamıyoruz tabii. Ne demek pilates topu yüzünden? Ya bak şimdi, bunlar evin şaldığı özenip böyle pilates yapmaya falan merak sarmışlar. Yani bizim ondan neyimiz eksik? Biz de böyle tıra gibi olup kendimize birer havrum buluruz diye böyle birbirini gazlamışlar. Arife teyze de pilates topu bulamayınca ve şu karpuz topları var ya, onlardan kullanmış. Zarife teyze de buna dalga geçmiş. Ay, o ona laf sokuyor, o ona laf sokuyor. Böyle birbirine girdiler.
Ay 30 yıllık karı koca gibiler. Salça söyle Arife teyzene. Salça hayır asıl Zarife teyzene söyle diye ünlü gibiler ya. Eyvah eyvah. Ya en kötüsü de birbirlerine söylerim diye bu duydukları dedikoduları bana söylemiyorlar. Akşamdan beri sağdan soldan havadis dinliyorum ben ya. Ah canım. Kızlar kurban olayım bana bir akıl verin ya. Benim teyzemleri barıştırmam lazım. İyi tamam düşünürüz biz bir şeyler. Allah aşkına bir şeyler düşünün. Yoksa böyle üzerine santral kurulmuş bir dere gibi böyle kuruyup gideceğim yani. Ah canım arkadaşım. Olmadı biz senin için böyle kısır günlerini dolaşırız. Dedikoduları toplarız. Sonra da gelip sana anlatırız. Yapar mısınız kız? Aman yürü be hasta. Aa hasta dediğin de aklıma geldi. Bizim Saadet teyze var ya sabah ben onu gördüm. Mürsel amca var bizim Neriman teyzenin ikinci kocası. Hani ayın bir haftası böyle ortadan falan. Yiyin çocuklarım yiyin. Ama ola ki yediklerinizi beğenmediniz. Müdüreceğinize söylemezseniz sivil sosyetik hayatınızda yüzünüze bile bakmam. Söyleyin değiştirelim akçılarımızı. Hemen. Müdür bana bayandan bir tane kola. Sen sus. Çin lokantasında çatal kaşık isteyen varoş seni. Baklagil çocuğu. Aa. Nereden buldun o saati sen? Öğretmenim. Bu saatin hatırası var. Bu saati bana yılbaşında Nail Baba hediye etti. Hemen bu suni teneffüsünü, fotosentezini bitirmeden makamımda ol. Yediklerini sindirmeden seni odamda bekliyorum. Hadi ben tıpışayım. Ali Mira. Ali. Dostumdan bir ısırık almak ister misin? Ya senin ağzın değdi hiçbir şey yemem ben. Buna dudakların da dahil mi? Ha dudakların da dahil mi? Hatırlıyor musun sinemada nasıl öpmüştün dudaklarımdan? Ah diye. Senin yüzünden millet iki film birdene girmiş gibi oldular ha. Baktılar bizim aksiyonumuz çok şiddetli. Çok güzel filmi bırakıp bizi izlediler. O olay bir daha olmayacak Orçun. Olmazsa olmazsa. Çok da pipi. Kız. Biliyor musun? O günden sonra dişlerimi hiç fırçalamadım. Gerçi ben dişlerimi ilkokuldan beri fırçalamıyorum. Ya bak Orça çek git. Esma Sultan'a söylerim seni. Allah söylersen senin sonun olur kızım. Söylersen senin sonun olur. Çünkü Esma Sultan bana deliler gibi aşık kızım. Deliler gibi aşık. Benim için yanım 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 yanıyor. Tutuşuyor kadın tutuşuyor. Hah. Sen kendi derdine yan. Gül gibi çocuğu kaybettin. Gül gibi çocuğu kaybettin. Hala naz yap. Hala naz yap. Dostumdan yer misin? Yoksa tostumu yedim, seni mi bekliyorum diyorsan? Bırak peşimi Orço. Ben peşin seviyorum Alice'ciğim. Ay, peşin seviyorum. 50 lira ver bırakayım peşimi. Allah aşkına al. Al. Yeter ki bırak peşimi. Ha! Kes. Alice. Hala kapalı. Allah Allah. Bir sorun mu var Murat Bey? Yok öyle. Belki telefon çekmeyen bir yerdedir. Vallahi onu bilmem Songül ama ben bir tünele girdim ve o tünelin sonunda da bir ışık görünmüyor. Fırsat bu fırsat Songül, hadi bakalım. Come here.
gençler, aramızda deodorantı olan var mı ha? Bende doldurma parfüm var. Al ama bitirme. Yuh, kız parfüm mü sıkacaksın? Ya benim için kız erkek fark etmez. Nabza atsın yeter. Ay be. Lan Kamirler, unisex düşünün oğlum birazcık, unisex düşünün. Çağa ayak uydurun lan. Sağ olsun Milano'daki amcam Batı'nın bütün kültürlerini almamda yardımcı oldu. Yoksa sizin gibi burada böyle yoz yoz oturacaktım bile. Senin o iyi taraflarını aldım dediğin Batı, vahşi Batı olmasın Orçun? Lan kimin kafaderisini yüzmeye gidiyorsun? Oturan gereksiz. Ya öyle deme ama tatlı serseri, öyle deme ama tatlı serseri. Oğlum, ben Uzak Doğu'nun da felsefesini aldım. O yüzden size dişlerimi göstererek gülümsüyorum. Ha! Bir şey anlamadınız değil mi? Çünkü dişleri göstererek gülmek Uzak Doğu'da alay etmek demektir. Ne haber Kamiller? Kültür oğlum bunlar, kültür. Öğrenin birazcık. Şşt kız, Salça. Aa, spray var mı sende? Aa, var. Eyeliner de vereyim mi? Sen nereye gidiyorsun lan Turşu? Ha? Gölgenle mi buluşmaya gideceksin yoksa? Aa, no shadow, no shadow. Oğlum, Esma Sultan beni odasına çağırdı. Benimle özel olarak konuşacakmış. İşte sonuçta maldan anlıyor kadın. Bak ilk defa İsmail'le aynı fikirdeyiz ha, görüyor musun? Eyvallah kardeşim. Ne de olsa kumral güzeliyim. Tabii sonuçta yakışıklıyım da, sempatiyim de. Yalnız kardeşim, burada demek istediği, yani aynı fikirde olduğu şey senin mal oldun. Ha! Sanki biz anlamadık. Şşş! Bana bakın lan. Bana bakın. Eğer derse geç kalırsam, Esma Sultan'la odadayım. Haberiniz olsun. Tamam mı? Kamiller! Ay be! Of! Ay, çakacağım. Ay, çeka çeka, kaşa ol, çeka. Ay, çeka çeka. Evin bu son halini görünce nasıl da beğenecek.
Çok bekletmedim değil mi Esma'cığım, Sultan'cığım? Gel bakalım Paytak. Seninle konuşmam gereken özel bir konucuk var Orkun. Orkun'la aranızda özelse ben gideyim öğretmenim. Her neyse ne. Ben kolumdaki saatle ilgileniyorum. Kim verdi demiştin? Öğretmenim, yanlış hatırlıyorsun aslında. Verdi değil, Ornello Mutti. Milano'daki amcam Ornello Mutti ile gönderdi bu saati bana. Anısı var, direkt Greenwich'e bağlanıyor. Kim verdiyse yanlışlıkla eline geçti o saat. Zira o saat benim ve onu senden geri istiyorum oylumcuğum. Ha, anlıyorum Sema'cığım, evet. Esma. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ne oldu? İnsanın ismini yanlış söyleyince nasıl canı acıyormuş? Nasıl motivasyonu düşüyormuş? Ha, ne oldu? Bakın, ne demişler? Kendine yapılmasını istemediğin şeyleri başkası sana yapmayacak. Saat diyordum. 12 çeyrek var, ne oldu ki? Saatimi geri istiyorum. Öyle bileyim. Anısı var vallahi. Ornella Mutti kendi elleriyle taktı bana bu saati. Yoksa bir saatin lafını mı edeceğim ben size? Ama eğer çok istiyorsanız bu saati size satabilirim. Kaç para istiyorsun? Alay. 500. Vallahi bir kuruş aşağı olmaz. Yemin ederim bak. Anısı var, değeri var diyorum bu saatin ya. Anlaştık. Salak. 1000 lira istese yine verecektim. Salak. 100 lira verse yine verecektim. Ha! Önce parayı göreyim. Aynı anda. Bak, oyun bozanlık yapmak yok. Kırarım vallahi o saati. Tamam, kes. 3, 2, 1. Vallahi ne demişler? Yolda bile bulsan say. 100, 200, 300, 400. Aha da o da 500. Seninle işim bitti Oytun. Hadi, tepeş. Öğretmenim, eğer isterseniz bende başka kol saatleri de var ha. Sen hala burada mısın? Bak bakalım odam kapının dışından nasıl görünüyor. Hadi tıpış. Ne olur ne olmaz bir tane yedek bende bulunsun. Adam utanıyor canım. Merhaba, nasılsınız? Beni hatırladınız mı? Hatırladım tabii, çantamı kurtarmıştınız. Hatırlamak ne güzel. Ben de sizi bir türlü unutmadım. Biraz yürüyelim mi birlikte? Bilmem, etrafta çok kapkaççı yok gibi görünüyor ama. Belli mi olur? Onlar bir anda çıkıverirler. Olabilir ama benden başka çantası olan da bir sürü insan var. Kızım, çocuk biraz seninle yürümek istiyor. Niye anlamak istemiyorsun? En iyisi ben sizi yalnız bırakayım. Hadi ben kaçtım, yarın görüşürüz. Gitme. İçimden bir ses bana teşekkür etmek için bir yol aradığını söylüyor. Teşekkür ettim diye hatırlıyorum ama. İçimdeki ses kuru kuruya teşekkür etmeyecek kadar ince düşünceli biri olduğunu söylüyor. İçimdeki ses de coştu bugün. O zaman içinizdeki ses bu teşekkür etme yolunu da söylesin bari. Sahilde biraz dolaşın diye. Sahilde dolaşmak mı? Evet, deniz havası alırız. Hızlı koşup kapkaççıları yakalamamı deniz havasına borçluyum. Peki, fazla değil ama yarım saat. Tamam, yetmez ama evet. Arabam şu tarafta. Arabayla mı gideceğiz? Madem yarım saatimiz varmış, boş boşuna yollarda geçmesin değil mi? Pardon, biz 104 numaralı odaya bakıyorduk da. Soldaki ilk kapı. Teşekkürler. Efendim Mert. Kardeşim daha yeni girdik hastaneye. Oğlum eğer bir şey olmuş olsaydı hemşire söylerdi herhalde değil mi? Tamam kardeşim, ben çıkar çıkmaz arayacağım seni, tamam mı? Hadi. Allah Allah. Ne diyor?
delikanlısını soruyor. Çok ilginç. Yani ben aynı durumda olsaydım aynı şey yapar mıydım bilmiyorum. Vallahi Mert'in yaptığı bu mertliği çok az insan yapardı. Yani herif araba çarpmasaydı çocuk ölecekti ya. Ve buna rağmen hala kendisini suçluyor. Ne bileyim, belki de çocuk da kendisini görüyor. Sonuçta Mert bu zinciri kırabildi. Eğer çocuğun beynini yıkamasalardı belki o da kırabilirdi diye düşünüyor. Belki de. Neyse bakalım bünyesi Mert'in kanını kabul etmiş mi? Vallahi onu şimdi göreceğiz. Sen doktoru al, ben hemşireyi alacağım derse oldu demektir. Neyse. Neyse. Geçmiş olsun Vedat. Hoş geldin. Adım Güney. Hoş geldin Güney. Nasıl oldun? Çok şükür biraz ağrım sızım var ama mesele değil. Bir iki güne taburcu olurmuş. İyi. Bunu duyduğuma sevindim. Kara tütün gelmedi mi? Hayır. İşi vardı, bizi yolladı. Ben kendisine bir şey söyleyecektim de. Görüşebilir miyiz? Ne söyleyeceksin? Görebilirsem kendisine söylemek isterim. Bakarız. Eğer gelmek isterse yarın onunla birlikte gelirim. Tamam. Sen dinlen. Sağ ol. Buraya sık sık gelirim. Deniz seyretmeyi seviyorum. Deniz'i ben de çok severim. Bak, ilk ortak yanımız Deniz oldu. Umarım ortak yanlarımız da denizler gibi sonsuz olur. Biliyor musun, ben şimdiye kadar senin kadar güzel gülen bir kızı hiç görmedim. Sen beni utandırmak için mi getirdin buraya Faruk? Faruk? Ha. Demek adımı unutmamışsın. Bilmem. Ben öyle yeni tanıştığım insanları hemen unutmam. Baloncu! Baloncu! Hop! Gelsene bir! Nasıl? Gel bir gel! Nasıl? Gelsene buraya bir sesim kısıldı! Evet böyle uzaktan çok saçma zaten. Ver bakalım balonları. Nasıl? Hadi canım. Hepsini mi? Hepsini, hepsini. Al. Allah senden razı olsun abi. Bu parayla çoluğuma çocuğuma defter kitap alabilirim artık. Allah sizi yengeye bağışlasın. Onca yıldır bu sahillerde dolanır dururum. Nice çiftler gördüm ama sizin kadar birbirine yakışanını hiç görmemiştim. Artık bu balonların özgürlüğe kavuşma vakti geldi. Hadi güle güle balonlar. Mavi gökyüzüne, kuşlara, bulutlara selam söyleyin bizden. Allah sizleri ayırmasın. Sizin anlayış anlamadım ben. Irish krimleriniz. Aa yalnız benimki hazelnut olacaktı. Affedersiniz hemen değiştireyim. Tamam. Kusura bakmayın. Rica ederim.
Sen içsene kahveni, beni bekleme. Yok ya, bekleyin, birlikte içelim. Ama bekletirsen soğur, onun tadı kaçar. Tamam, madem öyle. Ya aslında şey, ben merak ettim, ice cream'i nasıl yapıyorlar? Seninkinin tadına bakabilir miyim? Tabii. Çok güzelmiş. Seninkini de koyayım. Teşekkür ederim. Ya bir şey soracağım. Bu Mert'in kanlısı. Hani bir daha görüşmek istediğini söyledi ama daha büyük sıkıntı olmasın. Sıkıntı olmasın. Bir daha söyle bakayım. Sıkıntı olmasın. Eyvallah. Kapmışız raconu bakayım. Eyvallah. Ya gerçekten ciddi söylüyorum. Ya bir daha zarar vermeye kalkarsam Mert'e? Sanmam. Bir Pers atasözü vardır. Bir kere olan asla ikinci kere olmaz. Ama ikinci kere olursa mutlaka üçüncü kere de olur. Sen sıkıntı yapma. Ben arkadaşımı sokakta bulmadım. Yani o yüzden gözüm hep açık olur. O zaman kendin için de gözlerin açık olsun. Çünkü ben de seni sokakta bulmadım. Neyse, ben lavaboya gideyim o zaman. Kahvem gelmedi. Biliyor musun? Sen hiç dışarıdan göründüğün gibi biri değilsin Faruk. Neden? Ne bileyim. Baloncunun bütün balonlarını alıp havaya bırakıyorsun. Kapkaççıların peşinden koşup çantayı geri alıyorsun. Neden bu kadar iyisin? Bilmem. Yani ben böyle yetiştirildim. Ne zaman güzel bir çiçek görsem içim titrer, gözlerim dolar. Güzellikleri ben hep bulurum. Güzellikler de beni. Senin gibi. Teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok. Ben sadece gerçekleri söyledim. Helva! Yeah! Koselva! Yeah! Helvacı! Bana mı dedin abi? Evet, sana dedim. Senden başka helvacı mı var burada? Kusura bakma abicim. Ben bu mesleğe yeni başladım da, yani aslında dün başladım bile sayılır. Helva sever misin Gülcan? Severim. Ver bakalım helvaları. Hepsini mi? Evet, hepsini. Bari bir tanesi bana kalsın. Bütün helvaları satın alıyorum helvacı, sen yorulma. Parasıyla değil mi? Parasıyla, parasıyla tabii. Ha. Al. Al. Oh, 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 oh. Ben bu parayla var ya en az 20 kere korku tüneline binerim. Sonra da kuz, kuz, kuz. Oh, abicim var ya yengeyle o kadar birbirinize yakışıyorsunuz ki. Yani o kadar yakışıyorsunuz. Çok acayip. Herkes böyle söylediğine göre hayırlısı bakalım. Ben gidebilir miyim artık? Git helvacı, bana ne? Abla dur! Ne yapıyorsun? Onu ben yedim. Ver, heh. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Çocuklar! Gelin bakayım, gelin, gelin. Koş, koş, bak helva vereceğim. Koş, 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 koş. Al bakalım. Ha, al bakalım sen. Al bakalım. Oley! Kalkalım mı yavaş yavaş? Olur. Tamam. Pardon, biz hesabı alabilir miyiz? Hesap ödenmişti efendim. Ben lavaboya gittiğim zaman ödemiştim. Sorun olmazdı değil mi? Sorun olması mesele değil. Yani sinemayı da sen ödedin Erçin. Ne olacak canım? Çok da bir şey tutmadı zaten. Ne kadar tuttuğu da önemli değil. Neyse. Bir dahaki sefere ben seni bir yere götüreceğim o zaman. Tamam. Sıkıntı yok.
Hiç bana şirinlik yapmayın için. Tamam, şirinlik yapmıyorum. Sıkıntı yok. Bu kadar şirinken şirinlik yapmama mümkün değil zaten, değil mi? Dur bakalım Şirine Hanım. Buradan gel. Buradan gel. Lan beyinsizler, yarım saattir anlatıyorum. İnşallah anladınız. Karnımız çok aç. 10 gündür bir şey yemedik. Neymiş? Tamam mı, anlaşıldı mı? Tamam abi. Abi ne lan? Abi ne lan? Baba diyeceksin, baba! Ne vuruyorsun çocuğa, ne vuruyorsun çocuğa? Ay senin çeneni yerim ben ya. Vura vura aptal ettin şunları. Kes lan. Bak şimdi. Bu kim? Anne. Anne. Neymiş? Anne. Lan evde ananıza böyle mi sesleniyorsunuz? Anne! Anne. Aa! Bayram Paçalı, Elçin. Ya aşk böceği misiniz siz? Aşk böceği misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Biz iyiyiz de. Ne lan sizin bu kılınız? Yine ne işler çeviriyorsunuz? Allah belanı versin Zeki. Zeki? Sen ne kadar güzel bir kadın olmuşsun ya. Seslenmeseniz hiç farkına varmayacağım ha. Ya ya aslında çok daha güzel kadın olurdum da böyle şimdi rol icabı benim fakir, çelimsiz, biçare, zavallı kadın olmam gerekti. Neden peki? Ya neden olacak şeyden? Şeyden, bir tiyatro oyununa başlıyoruz. Tiyatro. Oyun tiyatro için yeni bir ekip topladık. Tiyatro yapacağız. Tabii tiyatro yapacağız. Yani öyle bir katakulli çeviriyoruz ki biz şeytanın aklına bile gelmez ha. Katakulli oyunun adı. Katakulli. He, katakulli. Japon oyunu. Ya o kadar komik ki gül gül ödürsünüz ya. Şimdi biz fakirmişiz. Açlıktan gebermek üzereymişiz de. Bu komik mi şimdi? Yok canım, komik olur mu? Zeki'nin sinirleri bozuldu da ondan komik geliyor. Yoksa çok dramatik, acıklı bir hikaye. Nerede oynayacaksınız? Biz de izleyelim. Gideriz değil mi? Hmm. Oyun biraz provalarda şimdi. Daha oynamıyor. Çok sürer provalar. Bilirsiniz tiyatro. Prova. Hiç bitmez yani. Daha biz başlayamayız. Oo, yani. Çok... Ama siz hiç merak etmeyin. Ben size davetiyeleri ayarladım. Neyse. Biz gidelim o zaman. Hadi yürüyün. Aşk pıtırcıkları, aşk böcekleri ya. Bana bakın lan. Buraya gelin. Tekrarlayın hadi. Neymiş lan? Ha? Karnımız çok aç. 10 gündür hiçbir şey yemedik. Karnımız çok aç. 10 gündür hiçbir şey yemedik. Adam gibi söyleyin lan. Karnımız çok aç. 10 gündür hiçbir şey yemedik. Karnımız çok aç. 10 gündür bir şey yemedik. Ağlayın bakayım. Doğru ağlayın lan. Annenizi sanki böyle vahşi ördeklerin yediğini düşünün. Yok lan, yememiş. Gel buraya, Allah'ım ya. Koca kafalar ya, patlıcanlar. Ay, bak hepsi sana çekmiş bunların. Buyurun, hoş geldiniz efendim. Şöyle geçebilirsiniz. Biz menü alabilir miyiz? Tabii efendim. Bu menüdeki yemekleri gördükçe utanıyorum, biliyor musun? Neden? Dünyada bu kadar çok açlık, sefalet varken böyle yaşamak ağrıma gidiyor Begülcan. Doğru söylüyorsun. Onları unutmamak lazım aslında. Allah beni çok duyarlı yaratmış. Hem de bütün canlılara karşı. Evimizin bahçesinde yüzlerce kuş yuvası var, biliyor musun? Hem de sırf onlar üşümesin diye. Babam da 700 öğrenciye burs veren bir vakfın başkanı. Yani biz de böyle. Aileden ne gördüysek o. Ne güzel düşünceler bunlar. Lan Zeki, sen bu sefer hiç zırlamadın, aferin ha. Niye kadın kılığındayım diye sorgulamadın. Ne Zeki'si lan, Zekiye. Merhaba bey. Karnımız çok aç. Allah rızası için bir lokma bir ekmek verseniz. 10 gündür yediğim tek şey kocamdan dayak. Ne olur acıyın bana.
Nereden çıktı bunlar ya? Hadi diyelim bize acımıyorsun, bana acımıyorsun. Peydahladığımız 3 tane izbandutu acıyan. Karnımız çok aç, 10 gündür hiçbir şey yemedik. Hadi dışarı hadi. Çıkın dışarı. Garson bey durun. Bu zavallı aileye bir masa açın. Canların ne istiyorlarsa yiyip içsinler. Hepsini ben ödeyeceğim. Emin misiniz? Evet, bahşişleri de dahil her şeyi ben vereceğim. Peki, geçin şöyle. Allah razı olsun beyim. Sağ ol. Çok büyük insansınız. Siz de çok şanslısınız yenge hanım. Maşallah. Ya yenge ne kadar şanslısın ha? Ya böyle erkek de kimseye nasip olmaz ha Hızır. Tamam. Siz yemeğinizi yiyin isterseniz. Yemeğin üstüne 2 porsiyon da tatlı yesen. Yiyebilirsin. Yuhu. Yani Allah razı olsun. Çok farklı birisin Faruk. Dedim ya, çok hassas, çok ince bir ruha sahibim. Bilmiyorum bu avantaj mı, dezavantaj mı? Ama böyleymişti. Evi ne kadar bıraksaydın? Yani burada mı oturuyorsun? Yok, burası değil de ben burada insem daha iyi. Burası Arife teyze ile Zarife teyzenin menzilinin uç noktası da. Nasıl? Boş ver, ben sonra anlatırım sana. Çok güzel bir gündü. Teşekkür ederim. Benim için de seni tanıdığım için çok güzel bir gündü. Hatta o kapkaççıyı yakalayıp plaket verebilirim seninle tanışmam vesile olduğu için. Neyse ben artık ineyim. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Yani görüşmek üzere derken lafın gelişi değil. Görüşmek üzere. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Burası benim mahallem. Senin mahallen mi? Cidden burada mı oturuyorsun? Çok şirinmiş. Teşekkür ederiz. Sen benim soruma cevap ver. Ne işin var burada? Özellikle Gülcan'la ne işin var? Gülcan'ı tanıyor musun? Tabii ki tanıyorum. Sen nereden tanıyorsun? Abi biz dün tanıştık. Tesadüfen. Ya ama Gülcan inanılmaz tatlı bir kız ve çok da iyi kalpli. Siz pis yedilinin haftalardır yapmaya çalıştığı şeyi birkaç saat içerisinde yaptı. Ve benim varoşlara karşı olan ön yargımı yerle bir etti. Bana bak Furkan, ön yargılarından başka şeylerinin de yerle bir olmasını istemiyorsan Gülcan'ın peşini bırak. Neden? Çünkü... Açsana yolu kardeşim. Bak, benim devam etmem lazım. İstersen seni evine kadar bırakayım. İstemez. Gülcan'la görüşmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Bak Cimbom, bu konuya neden bu kadar takıldığını anlamadım. Ama bunu daha sonra konuşalım, tamam mı? Senin ne işin var arabada kızım? Paşa. Ben de seni arayacaktım. Ne oldu, ne yaptınız? Biz bir şey yapmadık ya. Anlatırım. Gel güzel kafeye gidelim, bir çay içelim. İçimiz ısınır, orada anlatırsın. Hadi. İyi, tamam. Emredersiniz sultanım. Sabah sizi de emriniz üzerine kaldırırım sultanım. Tabii tabii sultanım. Tabii. Şoförünüzü de kaldırırım sultanım.
Emredersiniz sultanım. Ocakta yemek var. Afiyet olsun. Gülçiçek abla. Ne haber Gülcan? Abin evde mi? Yok abin yok, gelir birazdan herhalde. Girsene. Aslında ben seninle konuşmaya geldim. Ay Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış. Ben de ödevimi bitireyim de bir an önce Gülçiçek ablaya gideyim diyordum. Niye, ne oldu ki? Sorma Gülçiçek abla, çok acayip bir şey oldu. Dur ayakkabılarımı çıkarayım. Yok boş ver boş ver. Eğer birini anlatmazsam kalbim heyecandan patlayacak gibi. Annemle abime anlatamayacağıma göre de dedim Gülçiçek ablama anlatayım. Anlat hadi, ne oldu? Hazır mısın? Söylüyorum. Hazırım, hadi söyle. Bugün hayatımda ilk defa aşık oldum. Aşık oldun. Olamaz. Olamaz mı? Yani sen şunu bana baştan anlatsana. Kim bu çocuk? Nereden tanıştın? Nereden çıktı? Bir baştan anlat. Bak şimdi, aslında dün tanıştık. Ben tam okuldan çıkarken dün manyağın biri benim çantamı kapıp kaçmaya başladı. Ben böyle çığlık çığlığa imdat, yardım edin falan diye bağırıyorum. Arkasından koşuyorduk. Sonra böyle bir baktım. Böyle kıvırcık saçlı, masmavi gözlü, çok tatlı gülümsemesi olan bir çocuk çantamı kapıp bana getirdi. E'si işte çantayı aldım, teşekkür ettim, eve geldim. Sonra bugün çıkışta bir baktım, yine aynı çocuk. Benden çok etkilenmiş, dolaşalım mı falan dedi. Sonra biz biraz dolaştık. Bir yerlerde oturduk, yemek yedik. Görsen Gülçiçek abla, o kadar iyi biri ki. Zengin de biri, beni arabasıyla bıraktı buraya. Ama öyle zengin züppelerden değil. Biz dolaşırken çocuklara balonlar dağıttı. Bir restoranda bir şeyler yedik. Gariban bir aile vardı, tuttu onlara yemek ısmarladı. Çok farklı biri. Ben dediğim gibi aşık oldum. Gülcan. Rüyada gibi hissediyorum kendimi Gülçiçek abla. Hep derlerdi böyle aşk insanın ayağını yerden keser diye. Hiçbir anlam vermezdim. Şimdi gayet iyi anlıyorum. İçim böyle nasıl pırpır bir bilsen. Sen bir şey diyecektin bu arada bana, neydi? Yok önemli değil. Gülçiçek abla bak bu arada ne olur sakın abime hiçbir şey söyleme, tamam mı? Biliyorsun beni çok kıskanıyor. Eğer durum ilerlerse biz çıkmaya falan başlarsak zaten ben tanıştırırım. Şimdiden bilmesin daha iyi. Bence de daha iyi. Bak Gülcan'cığım. Yani nasıl anlatsam sana bunu? Erkekler her zaman göründüğü gibi olmayabilir. Yani daha bu çocuğu çok yeni tanıyorsun. Lütfen hemen kendini kaptırma, olur mu? Ama Faruk çok farklı birisi. Faruk mu? Faruk'tu galiba. Ay heyecandan aklımda şey oldu. Faruk tabii. Bu çocuk hangi okula gidiyor? Ay nereden bileyim onu Gülçiçek abla, sormadım. Ama bundan sonra bir daha görüşürüz gibi bir şeyler söyledi. Bakalım. Abim geldi. Gülçiçek abla bak söz ver, sakın bahsetmeyeceksin, tamam mı? Tamam, söz söylemeyeceğim. Yemin et. Tamam Gülcan, söylemeyeceğim hiçbir şey. Bak unutma, kendini çok kaptırmak yok, tamam mı? Tamam yani inşallah. Seni de tanıştıracağım zaten, çok seveceksin eminim. Ya sorma. Ben de gidiyorum zaten. Hoş geldin abi. Ne o kız? Utanmıyor musun abini kapıda bekletmeye? Gülçiçek ablayla sohbet ediyorduk da. Gülçiçek. Merhaba, ben de şimdi çıkıyordum. Okul çıkışı göremedim seni. Kız arkadaşına çıktığın için olabilir mi? Evet, bir işimiz vardı şu Mert'in muhabbetiyle ilgili. Sen de kızlara döndün herhalde mahalleye. Evet. Ben de zaten gidiyordum. Konuşuruz Gülcan'cığım. Görüşürüz. Görüşürüz.
kadar çalıştım. Bir anlasam Gülçiçek, bir anlasam. Efendim abi. Ne? Efendim? Yok bir şey. Sen ne yaptın? Hiç. İşte okula gittim. Sonra eve geldim aynı. Sen ne yaptın? Hiç. Biz de içinde işlerimiz vardı. Onları hallettik. Yemek yedik, bir şeyler içtik falan. Sonra da kız kardeşim merak etmesin diye eve geldim. Oldu mu? Senin böyle yüzünde bir güller falan açıyor. Neşelisin. Hayrola? Yok, ne neşesi abi? Neşeli falan değilim. Somurtayım mı? Aman! Bir sen kaldın somurtmayan. Sakın ha! Aa, kızlar ne yapıyorsunuz canım? Kardeş kardeşe küser mi böyle? Küser. Hem de çok pis küser. Kimseciklerde bir şey diyemez anacığım. Kilolu görmemişsin sen, kilolu. Sıdıka teyzenin askerden kaçmak için kilo alan ortancasını gör de kiloluyu anla. Ay manyak. Ay karpuz topuyla pilates yapan manyaktan ne beklenir ki? Bir de benimle neden dalga geçiyorsun diyor ya. Bilimsel konuşuyorum kızım ben, bilimsel. Çık tartıya. Hadi çık da görelim bakalım. Zamanımızda pilates topu vardı da kesip karpuz diyetine yedik mi yani? Almanya'nın Münşen'in de böyle kavgalar olmaz kızlar. Kardeş bile olsalar veriyorlar mahkemeye. Sıkıysa darıl. Ha, bak elin Avrupalısı ne güzel yapmış. Münşen sen de doğru düzgün akıl versene şunlara. Bak Gülseren'le Çiçek de kavgalılar ama ne güzel konuşuyorlar. Alo, onlar birbirine kilolusun, pilates topu senin neyine filan demiyorlar anacığım. Öyle demiyorlar ama geçen Çiçek Gülseren'in oğlu için babası kılıklı. Yakında gider hapishanede, o da cezaevlerinde babasıyla birlikte yaşamaya başlar dedi. Bak hala konuşuyorlar yani. Benim oğlum nerede kiminle kalacağını iyi bilir. Sen rahat ol Çiçek Hanım. Asıl sen git kendi kızınla ilgilen. Zengin koca bulacağım diye zin zin ortalıklarda dolaşıyor. Esas zengin avcısı, senin potansiyel katilin çıktı. Dünyadan haberin yok senin. Elçin diye zengin bir kızla geziyormuş seninkisi anacığım. Vallahi Zarife'den duydum. Yani doğru mu yanlış mı orası biraz muallak. Aman zengin fakir fark etmez benim güneyime. Hem en azından kiminle olduğu belli. Bazıları gibi her gördüğü zengine yamanmıyor. Bana baksana mahpus güzeli. Sen çok oluyorsun. Koparırım o dilini senin. Asıl sen bana bak muhtar kütüğü. Ağzını oğlumdan uzak tut. Yolarım senin o ağzını. Ay yeter kızlar ama ya Allah Allah. Ya, biz buraya küsleri barıştırmaya gelmedik mi? Sen karışma Songül. Gel. Kolaysa yırt bakalım. Her şey ağzında güzel. Bakalım benim Osmanlı da ağzında güzel duracak mı ha? Senin kaşıntın mı geldi besbelli? Kaşarım ben seni. Selam. Selam. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Yani aslına bakarsan çok iyi değilim. Niye? Ne oldu? Bir arkadaşımla ilgili bir problemim var. Kimseye anlatamadığım için içime atıp sıkıntı yapıyorum. Bana anlatabilirsin. Peki. Ama o arkadaşıma bir şey demeyeceksin. Tamam, söz. Anlatayım o zaman. Bu arkadaşım bir kız. Evet. Bu sene geldi bizim okula. Aslında aynı sınıftayız. Ve ben bu kızı ilk gördüğümden beri çok hoşlanıyorum. Aslında aramızda fena değil. Sanki aramızda adı konulmamış bir şey var. Ama daha sonra bir bakıyorum, bana sanki sınıftan herhangi biriymişim gibi davranıyor. Belki o arkadaşının kafası karışıktır. Yani sana insan olarak çok değer veriyordur ama duygusal bir ilişkiye hazır değildir. Evet. Aslında ben de eski erkek arkadaşını hala unutamadığını düşünüyorum. Durum öyleyse şöyle bir tavsiye verebilirim. Kızların böyle zamanlarda yeni bir erkek arkadaştan daha çok omzunu yaslayıp ağlayabileceği bir dosta ihtiyacı oluyor. Peki. O zaman arkadaşımı görürsen söyler misin? Ben, omzum ve sandalyem her zaman buralarda olacağız. Peki. Cemal.
Cimbom, biraz konuşabilir miyiz? Ferit'cim, senin için bir sorun olmaz değil mi? Yok, ben de zaten Kerem'lerin yanına gidecektim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Gülcan hakkında konuşacaktım. Hani şu sizin mahalledeki arkadaşım. Seni dinliyorum. Dün akşam o konuyla ilgili arabada söylediklerini düşündüm. Ve sana hak da verdim. Yani bir daha Gülcan'la görüşmeyeceksin. Yok hayır. Yani hak verdim derken... Bak Cimbom. Pis Edil'in diğer üyeleri gibi senin de benden pek haz etmediğini biliyorum. Peki derken? Tamam. Gıcık oluyorsunuz da diyebiliriz. Ya ama okulda öğrenciler arasında böyle çekişmeler olur. İster sınıfsal farkta, ister öğrenciler arası rekabette. Bunlar çok doğal şeyler. Hem kabul etmelisin ki bu biraz okula renk ve eğlence de katıyor. Vallahi ben hesabı kilitleyip gittiğinizde hiç eğlendiğimi hatırlamıyorum. Neyse sana da gel. Yani demek istediğim, beni tek bir yönümle yargılayıp bu şekilde karar vermeni istemem. Ben Gülcan'dan gerçekten çok hoşlanıyorum. Okulda size karşı çatışmalarımıza bakıp başkalarına da bu şekilde davrandığımı düşünmeni istemem. Yani açıkçası Gülcan'ı çok iyi tanımıyorum. Ama pırlanta gibi bir kız olduğunu hissedebiliyorum. Ona kesinlikle zarar vermeyeceğim. İçin rahat olsun. Peki o zaman niye ona yalan söyledin? Adının Faruk olduğunu söylemişsin. Demek konuştunuz. Şey, aynı sınıfta olduğumuzu öğrenince ne söyledi? Henüz söylemedim. Sen onu geç, benim soruma cevap ver. Niye yalan söyledin? Aslında yalan söylemiş sayılmam. Benim ikinci adım Faruk da ondan. Babam annemden ayrılıp benden 8 yaş büyük üvey annemle evlendiğinden beri sadece kendim gibi davranabildiğim yerlerde Faruk ismini kullanıyorum. Çünkü annem bana öyle seslenirdi. Durum böyle olsa bile sizin ikinizin arasında çok ciddi bir engel var. Neymiş o? Bayrampaşalı. Gülcan Güney'in kardeşi. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmadığımı Güneş sizi yan yana görünce anlarsın. Paşanın Gülcan gibi tatlı bir kardeşi var ha? Neyse. Ya bak bunlar da önemli değil. Gülcan'la biz daha yeni tanıştık. Eğer bu arkadaşlığımız ileride duygusal bir ilişkiye dönerse o zaman bunlar da hallolur. Hem bakarsın belki bu aramızdaki çocukça düşmanlık da yok olur ha? Ondan emin değilim. Şimdilik bu olanlardan kimseye bahsetmeyeceğim. Ama eğer Gülcan'ı üzecek bir şey yaparsan Güney'den bile önce ben hallederim seni ona göre. Merak etme. Öyle bir şey olmayacak. Abicim bak, uyanık olacaksın. Her şeyi fark edeceksin. Oradan biri geçiyor. Buradan şu yaptı, şuradan şu geçti. Hep fark... Ne oluyor? He? Bana bakın gözüm üstünde. Aha. Ne yaptın Fırki? Ne yapalım oğlum? Yolumuza bir taş çıkmıştı. Başarıyla kenara attık. Ne? Ne? Fırkiş'in senin yoluna taş mı çıktı? Ya ben kurban olurum o taşlara ya, kurban olurum. Oğlum okulda taşın ne işi var? Söyleyelim Esma Sultan Hanım'a atsın bu çakıl taşlarını, çakmak taşlarını. Yeter lan yeter. Sus artık, sus. Bu çakmak taşları senin beyninde. İnşallah onlar böyle birbirine sürtüp kıvılcım yakar da senin o saman beynin alev alır. Neyse beyler. O değil de bu ezik yedilinin en çok neyi hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Neyinden hoşlanıyorsun Fırki? Allah aşkına söyle. Ne olur söyle. Allah aşkına söyle. Ya da dur. Neyinden hoşlanıyorsun abi? Ha? Ya ben söyleyeceğim. Bırak ben söyleyeyim. Allah aşkına söyleyeceğim. Ya iyi kalpliler, hayırseverler, alçak gönüllüler ve de cesurlar. Ya bu 5 özellik bir grupta olabilir mi? Tatlıcan, acaba biz de bu gruba mı geçsek? Lan salak! Ondan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim iki ajitasyon yapınca hemen sazan gibi oltaya gelmeleri. Ne oldu, ne diyor Furkan? Hiç. Kimya defterimi istedi. Ben de olmaz dedim. Derste not tutsun. Öyle hemen ümidi kesmeseydi. Belki dün mahalleye geldiğinizde arabasında düşürmüşsündür defterini. Ne demek o şimdi? Ne demek istediğimi çok iyi anladın. Ne işin var senin o lavuğun arabasında? Ben... Ya ben sana niye hesap veriyorum ki? Canım kimin arabasına binmek isterse binerim. İlla efeleneceksen git kız arkadaşına efelen. Yüzlerce kere ezberlettiğin gibi biz sadece arkadaşız. Şimdi
Şimdi söyleyecek başka bir şey yoksa? Yok. Söyleyecek başka bir şey yok arkadaş. Güle güle arkadaşım. Of Gülcan ya, beni ne durumlara sokuyorsun? Anlıyorum sizi Veli Bey. Hayır, biz elimizden geleni yaptık Hasan Bey. Özel anaokullarında, özel bakıcılarla büyüdü bu çocuklar. Yaşam koçumuz sağ olsun, doğumundan 40 yaşına kadar her şeylerini tasarladı. İnanmazsınız, 30 yaşında kaç kilo olacağını bile biliyorum. Ama bilmediğim, okulda, derslerinde niye başarısız? Çocuk sürekli depresyon halinde. Bunun okulla ilgili olmadığını söyleyin bana. Hayır diyebilir misiniz? Sorununuzla hemen ilgileneceğim. Hayır, bu sorunu çözelim lütfen. Çocuk sürekli benim başımda. Gönül rahatlığıyla seyahat etmek istiyorum. Biraz anlayışlı olun lütfen canım. Anlıyorum. Niye açılmıyor bu kapı? Ben yardım ederim Songül Hanım. Hasan Paşa. Buyurun. Kusura bakmayın, sizden izinsiz oldu ama. Hiç önemli değil Songül Hanım. Hatta teşekkür ederim. Şimdiye kadar hiç kimse bana böylesine düşünceli, böylesine güzel bir jestte bulunmamıştı. Biraz düşüncesizlik ettim. Ama cebinizden düşünce o anahtar, birden böyle bir hoşluk yapmak istedim. Belki bana gücendiniz ama. Gücenirdim. Doğru. Ama yapılan yardım olunca. Sizin bana çok iyiliğiniz dokundu Hasan Paşa. Dokunduysa ne güzel. Kahve? Ben müsaadenizi isteyeyim. Sonra görüşürüz. Ben yine arada bir... Uğrayın. Ben de size bir anahtar yaptım. Peki. Hayırlı günler. Eyvallah. Ya Güney. Böyle bir yere gelmek zorunda değildik. Yani ne bileyim, daha hani sıcak samimi bir yere de gidebilirdik. Merak etme. Masada orça, menüde ıstakoz olmadığı sürece sıkıntı yok. İdare ederim. Onu kastetmedim. Biliyorum. Sen yine de rahat ol, tamam mı? Lütfen. Ki menüde ıstakoz var. Allah'tan orça yok. Neyse, ucu ucuna yeter herhalde. Evet, evet, idare ederim. Efendim? Yemekler çok güzelmiş diyorum da, acaba ne yesem diye düşünüyordum. Ben... Karar verdiniz mi efendim? Sen karar verdin mi? Yok, daha bakıyorum. Sen söyle ondan. Tamam. Ben biftek istiyorum, acı soslu olandan. Bifteğiniz nasıl pişsin? Vallahi mangal varsa olur. Yoksa ocakta, tavada, o da olur yani. Hayır. Az pişmiş, çok pişmiş. Ha, öyle diyorsun. Normal. Medium. Evet, medium. Siz hanımefendi? Ben bir tane Akdeniz salatası istiyorum. İyi. Ana yemek olarak? Yok, sadece Akdeniz salatası. Neden canım? Yemek yeseydin. Ya şimdi ağır gelir. İyi böyle. Diyetteyim ya. Diyet mi? Bu diyetin adı nedir? Sevgilim hesabı ödeyemez, fazla yüklenmeyin falan diyet mi ha? O ne demek şimdi ya? Hayır, bugün öğlen hamburger yediğini gördüm de pek diyet yapar gibi durmuyor. Ya canım, o öğle yemeğiydi yani. Neyse arkadaşım, sen benim siparişimi iptal et. Sevgilim hesabı ödeyemeyeceğimi kanaat getirdi. Güney, Güney!
Güney. Güney. Ya Güney lütfen çocukluk yapma, bin şu arabaya hadi. Sağ ol Elçin. Ben biraz yürümek istiyorum, hem zayıflamış olurum. Malum sevgilim diyet yapıyorken kendimi salmak istemem. Ya Güney. Güney. Sana ne olduğunu. Ay sen söylemeden duramazsın nasılsa. Yakında konu komşudan öğrenirim. Esas patlayan da senin içinde patladı. Bunu da böyle bil. İnsan irisi ne olacak? Şimdi gidip bütün mahalledeki komşulara anlatacağım. Sen de meraktan geber. Oh oh. Ay, anlatmazsan adisin kız. Ay ne oldu acaba? Ay, bak şimdi çok pis merak ettim. Kışıntı bastı beni. Allah. Hasan Paşa'm, kim geldi kızım? Kızım mı? Yetişin komşular, yetişin! Yetişin! Şadiye! Şadiye! Aç kapıyı! Ay çatlayacağım. Şadiye! Ah. Ay kız ne var, ödümü kapardın ha? Şadiye anacığım, birini anlatmazsam çatlayacağım. Hasan Paşa geldi mahalleye. Ay kızcığım artık ocakta yemeğim var. Hiç uğraşamam senin boş dedikodularınla. Kız dinle azıcık. Vallahi boş muhabbet değil. Oluyor galiba bu iş. Hadi güzelim hadi. Ay ben ne yapacağım şimdi? Nemrullah teyze, senin kulaklar nasıl oldu? Kim? Oldu anacığım. Ay ağız tadıyla iki çift dedikodu yapamadım. Kimseye anlatmazsam çatlarım ben. Salça gelmiş midir acaba eve? Ay Songül'ü evlendiriyoruz. Kimseciklere bir şey diyemiyorum. Of! Yan yana görüyordum sık sık. Öbür çocuklardan sanıyordum. Utandı, söyleyemedi. Ya anne. Kızım, hiç insan annesinden utanır mı? Yok hocam, utandığımdan değil. Ya o okulda okuyan çocukların hiçbiri normal değil. Bana kızıp annemle uğraşsınlar istemedim. Esma Hanım biliyor mu? Allah korusun. Sadece pis yedili. Etti 8. Anlamadım. Ben de bildiğime göre etti pis 8'de. tabii beni aranızda kabul ederseniz. Hele bir etmesinler. Hanımefendiye bak, kendine Müslüman. Çok beklersin anacığım, çok. Kendi yemeğini de kendin koy bir zahmet. Bundan sonra böyle. Sen git başkalarıyla dedikodu yap. Ne oldu, rahatladın mı? Anlattın mı dedikodunu başkalarına? Ay, Hasan Paşa'nın elinde poşetlerle Songül'ü ziyarete geldiğini bir türlü söyleyemedim kimseye. Nemrut'la da konuşmuyorum. Anam bu dümbelek huzursuz. Kesin dedikodusu içinde patladı. Ay evet, kimseye söyleyemedim. Ablanın kıymetini bileceksin işte. Sen sanki kardeşinin kıymetini çok bildin de. Kız,
Çok mu alındın sen bu kilo olayına? E alındım tabii. Sen olsan sanki alınmaz mısın? Kız özür dilerim kız. Aç da bildim benim. Ay da affetti Barış Hanım. Affettim gitti kız. Ay vallahi mi kızım? Daha yol unuttum bile. Oh, ay çok özlemişim. Bak dinle dinle. Hasan Paşa'yı gördüm. Elinde torbalarla Songül'e doğru gidiyordu. Desene kız Songül'ün kısmeti kapısına kadar geldi dayandı. Yaptım dedikodumu rahatladım. Kız Arife senle alay ettim yani. Ay söylediklerimde sonuna kadar haklıydım. Yine yaptın aynı şeyi. Ölene kadar konuşmayacağım kız seninle. Kız şaka yaptım. Kız ayda bellim benim. Kıyamam ben. Şu şey yerim. Yapma. Yerim. Yapma. Paşa amma büyüttün sen de ha. Kız sen zor durumda kalma diye öyle demiş sonuçta. İyi de kardeşim bozuluyor insan. Param olmasa öyle bir mekana götürür müyüm ben? Söylerim açık açık. Üstüne öyle bir şeyler yapınca da işte sinirlendim kalktım. Ya mesela sen diyelim ki Dilkopat'ta çıkıyorsun kardeşim, tamam mı? Aldın kızı yemeğe götürdün ve üzerine böyle şeyler yaptı. Bozulmaz mısın? Tamam. Saçma bir örnek oldu. Ya paşa beni yakıştıra yakıştıra o manyakla yakıştırıyorsun ya. Tamam lan lafın gelişi söyledik işte. Laf öyle geliyorsa gelmesin abi hiç. Ne yapayım lan söylesene. Sen de gönül işlerinde ser verip sır vermiyorsun. Biz de öyle lafın gelişi misal falan diyoruz. Oğlum delikanlı adamsın ya. Yok mu şöyle kalbinde gönlünde yatan bir aslan? Yok abi. Allah Allah yok öyle bir şey. Lan bana bak. Sen bir böyle kızardın bozardın. Bak son defa söylüyorum. Eğer biri var da söylemiyorsan bu sefer gerçekten bozulurum ha. Ya yapma paşa Allah aşkına ya. Hem görmüyor musun canımız elimizde emanet dolaşıyoruz. Aslan peşinde koşacak halimiz mi var? Hastayı ziyaret edebilirsiniz. Hadi. Mert bak biz bu adama yardım ettik falan yarıldı diye ama... Kardeşim sen üstüne düşeni zaten fazlasıyla yaptın. Eğer bu adamı görmek istemezsen hiç girmeyelim. Yok yok görüşmek istemiş. Gidelim görüşelim. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol. Nasılsın? Var mı bir sıkıntın? Yok. Yarın taburcu olacağım. İyi. Bundan sonra sağına soluna bakarken daha dikkatli olursun. Her zaman etrafında bir kanlın olmayabilir. Mert abi. Ay abi. Kara tütüne ne oldu? Kara tütün öldü. Yani en azından köye gittiğimde onlara böyle söyleyeceğim. İnşallah bitecek bu kan davası. Yani bundan sonra peşine düşmek yok diyorsun. Abimin yaptığı insanlığı bana hiçbir yakınım yapmadı. Yani ağzım doğru düzgün laf etse teşekkür edeceğim ama... Yok yok gerek yok eyvallah. Gereken her şeyi söyledin zaten. Yani kazada hayır olmaz derler ama... bir trafik kazası iki tane can kurtardı desene. Allah o şoförden razı olsun. Yapacaklarımı düşündükçe uykularım kaçıyor. Hakkını helal et abi. Helal olsun kardeşim. Hadi paşa biz de kaçalım artık. Tamam. Geçmiş olsun Vedat kardeş. Sağ olasın abim. Allah hepinizden razı olsun. Ben sana emanetini vereyim kardeşim. İnşallah işin olmaz bir daha bununla. Silahtan, tabancadan kimseye hayır gelmez kardeşim. Şşş! Akıllı ol sakın. Yok abi olur mu öyle şey? Yok yok. Ben ne olur ne olmaz diye boşaltmıştım içindeki kurşunları zaten. Hey pardon. Yıldızlarınızı yeni düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verip